zaten size çok teşekkür ediyoruz. Kampanya sırasında ne kadar oldu şu anda kampanyada, herhangi bir şey var mı? Ya sayı olarak bir şey şu an veremem. Çünkü aynı anda bütün illerde birçok yer alıyor. O yüzden sayı olarak bir şey belirtemiyorum. Ama uyuşma çok az. Yani bazen aynı aileden bile uyuşma olmayabiliyor. Uyuşma çok az. Evet, Milli Eğitim Müdürümüzle beraberiz. Burada güzel bir organizasyon var. Bu organizasyonu bize özetleyerek görüşleriniz olabilir. Arkadaşlar, bizim sadece tabii ki şu anda kök hücre ve kan bağışı için toplandığımız yavrumuz için değil, bütün Türkiye'ye, bütün Trabzon'a ve genelde bütün Türkiye'ye örnek olması adına arkadaşlarımızın, okulumuzda beden eğitim öğretmen arkadaşımız Sema Hanım'ın, okul müdürümüz Cemal Bey'in ve diğer bütün okuldaki arkadaşlarımızın katılımıyla bir farkındalık kampanyası başlatıldı. Kızılay'daki yetkili arkadaşlarımız da az önce ifade ettiler. 1 milyona yakın kök hücre ve kan bağışını bekleyen lösemili hastamız var. Ben Türkiye'de bu tür farkındalığın oldukça zayıf olduğunu düşünüyorum. Özellikle hem kan bağışı, hem kök hücre, hem de organ bağışı noktasında farkındalık oluşturabilmek adına buradayız. İnşallah bu kampanyamız sadece Trabzon'da değil, Türkiye genelinde diğer okullarımıza ve diğer vatandaşlarımıza da örnek olur. Hem kan bağışı, hem ilik nakli noktasında, aynı zamanda bir de buna ben organ bağışını da koyuyorum. Organ bağışı noktasında da yapmış olduğumuz çalışma, arkadaşlarımızın yapmış olduğu bu güzel çalışma bir milat olur Trabzon için. Bütün okullarımıza yayılır. Ben bunu bu okullarımızdan başlatmayı da düşünüyorum. Kızılay yetkilileriyle program sonrası tekrar görüşüp okullarımızın hepsinde bir takvim dahilinde inşallah böyle bir farkındalığı oluşturmak adına devam ettirmeyi düşünüyorum. Katkısı olan bütün arkadaşlara, okul idarecimize, Sema Hanım'a, Sema öğretmenimize ve diğer bütün arkadaşlarımıza, beden eğitimi öğretmen arkadaşımız Kemal Kamil Bey'e ve tüm ekibe, okul müdürümüze tebrik ediyorum. Sizlere de gelip bu farkındalığı duyurduğunuz için hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, bu farkındalığı diğer okullara da yayacağınızı söylediniz en yetkili isim olarak. Bu tamamen kök hücre bağışını... Kök hücre ve kan bağışı. Sadece o değil, biz bunun içerisinde inşallah Kızılay yetkililerimize görüşüyoruz. Gerçi organ bağışı farklı bir şekilde yürüyor ama onu da ilçe sağlık müdürlüğümüzle inşallah görüşüp hem organ bağışı noktasında bir farkındalık oluşturmak, hem de özellikle Kızılay ile birlikte hem kök hücre hem de kan bağışı noktasında farkındalık oluşturmak adına okullarımızı bir program dahilinde bu ziyaretleri, bu bağışçılık diyelim, bağışçılık deniyor bunun adına, yaygınlaştırmak adına çalışmayı düşünüyoruz. Devam hocam, buyurun. Katılımımızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz İskenderpaşa Ortaokulu olarak farkındalığımızı gösteriyoruz. Küçük yavrumuza inşallah bir faydamız olacaktır. Katılımlarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Şükür Köse'ye, Şube Müdürleri Emrah Koşer, Süleyman Adıgüzel ve diğer okul müdürü arkadaşlarımıza, okulumuz öğretmenlerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah biz bu yavrumuza bir faydamız olacaktır. Dediğim gibi İskenderpaşa Ortaokulu'nun farkındalığını bu şekilde göstermiş olacağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Çocuğumuza faydası olur. Şimdi çocuğumuz kaç yaşında ve adı ne, hastalığı ne? Bu konuda bize biraz bilgi verir misin? Şimdi adını Kızılay kan verildiği için adı gizli tutuluyor. Çocuğumuz 4 yaşında. Lösemi hastalığında. İnşallah kanla, verdiğimiz kanla beraber kendisine faydamız olacaktır. Evet, İskenderpaşa Ortaokulu'nda güzel bir etkinlik var. Bu etkinliğin de mimarı siz misiniz duyduğuma göre? Bu etkinliği bize biraz anlatır mısınız? Ya haberi öğrendiğimizden itibaren bir şeyler yapmak istedik. Çünkü 1 milyona yakın donör bekleyen hastamız var maalesef Türkiye genelinde. Biz de bir ışık olma adına, bekleyenlere umut olma adına bir kampanya başlatmak istedik. Umarım faydasını göreceğiz. Kampanyayı bile bize özetler misiniz? Amacı ne, ne için bu kampanyayı düzenlediniz? Ya amacı özellikle ilik kanseri olan hastalarımıza kök hücre bağışında bulunabilmek için onlara uygun döner olabilme ihtimalini yakalayabilme adına ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalıştık. Yani tüm ilçelerimize,
esnafımıza, site sakinlerine, cuma namazında vaaz olarak bile verildi bu. Sağ olsun herkes çok duyarlı, çok ilgi gösterdi ve kampanyamıza katıldılar. Gördüğünüz gibi de yoğun bir ilgi var. İnşallah akşam saatlerine kadar da bu ilgi artacak. Sonucunu bekleyeceğiz. Bu kampanyanın bir başlangıç noktası var. Bir minik kardeşimiz var. Ondan da biraz bahsedelim. Evet, evet. Yani minik kardeşimiz var. Şu an biraz da ağırlaşmış durumda. O yüzden ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalışıyoruz. Her bahsettiğimiz insana lütfen siz de yanınızda birilerini getirin diye çare arıyoruz. Umarım çare oluruz. Evet, önceden futbol oynamış da bir eski sporcumuz değilim. Eski kalecimiz değilim. Bu etkinliğe destek veriyorsunuz. Tabii. Bize bu etkinliği anlatıp duygularınızı söyler misin? Şimdi bu etkinliğin asıl başlama sebebi bizim beden eğitimi öğretmenimiz, arkadaşımızın bir yeğeni. Annesi de lösemiden vefat etmişti. O da şu anda hasta. Onun için bu etkinlik çerçevesinde katıldı, kan verdik, kök hücre verdik. Sema hocam da sağ olsun bu etkinliği yapmak için bayağı çaba sarf etti. Aslında her sağlıklı her insanın bunu yapması gerekiyor. Kan vermesi gerekiyor, kök hücre vermesi gerekiyor. Çünkü hepimiz bir hastadayız. Yani ileride kimin ne olacağı belli değil. Onun için herkesin kan verip kök hücre aldırması, vermesi lazım. Bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum ben. Şimdi kök hücre vermiş biri olarak yani bilgilendirme amaçlı da şunu sormak istiyorum. Şimdi kök hücre vermek deyince biraz sanki insanlarda tedirginlik oluyor. Nasıl oluyor işlem mesela? Aynı kan alma. Hiçbir şey yok. Çok basit. Hiç can acıma falan. Aynı kan verme gibi hiçbir şey yok. Yani bunu da söylemiş olalım. Çünkü ismi farklı olunca. Hayır yok. İsmi farklı ama aynı. Belki de daha kolay. Hiçbir can yanması, hiçbir zahmet yok. Çok kısa zamanda verip çıkıyorsun zaten.